Esselamünaleyküm sevgili dünya öncüsü kardeşim. Nasılsın? İnşallah iyisindir. Rabbim cümlemize sağlıkla, mutlulukla, huzurla bir dünya hayatını idame ettirebilmeyi nasip eylesin. Bugün yine böyle sohbetvari bir video paylaşmak istedim. Nitekim biliyorsun 1 ve 7 Nisan Ulusal Kanser Haftasıydı. Ben de bu imtihandan muzdarip bir kardeşiniz olduğum için dedim ki böyle bir video paylaşayım. Belki benim gibi aynı imtihandan muzdarip abilerim, ablalarım, kardeşlerim videomu izler. Olumlu bir harekette bulunmuş olurum. Belki naçizane bir destek, bir psikolojik destek de olmuş olabilirim diye düşünerekten böyle bir video çekmek istedim. Aslında bu benim videoyu 5. falan çekişim. Kameramda arıza oldu. Gidip geliyor telefonun kamerası. Ben telefon kullanıyorum fakir olduğum için video çekerken. Sürekli böyle şimdi olur yani videoda da olacaktır yani illaki. Görüntü bir dalgalanıyor, şey yapıyor. Beyaz dengesinden oluyormuş ama bir türlü çözemedim. Kah telefonu sıfırladım, kah bütün ayarları kapattım falan. Yine olmuyor. Farklı bir kamera programı yükleyin falan filan dedim. Bilmem ne vesaire. Doğru düzgün de bir şey bulamadım. Hepsi ücretli. Ondan sonra neyse artık dedim ne olursa olsun dedim çekeceğim dedim yani. Yapacak bir şey yok. Ondan sonra cıma, işte mikrofonum zaten bozuk biliyorsunuz yani. Söylemlerle normal telefonu mikrofonuyla idare etmeye çalışıyorum. Yani 5 keredir siliyorum. Çekiyorum, siliyorum. Bakıyorum olmamış, bakıyorum olmamış, siliyorum yani. Bu sefer ama artık çekeceğim artık. Nasıl olursa olsun paylaşacağım. Yapacak bir şey yok yani. Çünkü bir ekonomik şartlar malum. Bir kamera alamıyoruz. Kameralar olmuş ateş pahası. Her şey olmuş ateş pahası değil mi? Bu bağlamda Rabbim nasip eylerse işte eğer emekli olursak ileride o zamana kadar yaşayıp da vallahi kanalımı geliştireceğim. Yapacak bir şey yok ama şimdilik böyle yani. Şimdi lafı da çok uzattım zaten ama uzatmadan başlayayım diyecektim ama lafı da uzatmış bulundum. Hemen ben bu imtihanla nasıl karşılaştım onu anlatayım. Şimdi bu pandemi zamanı ben bu imtihanla karşılaştım. 2020 senesinde. Böyle geçmeyen bir öksürükle başladı. Tam da hani pandemi zamanı ya. İnsan ona yoruyor. Yani ondan sonra hani gittim şey aldım. Ne bileyim işte şurup aldım, onu aldım, bunu aldım eczaneden vesaire. Olmuyor. Yani bir türlü iyileştiremedim. Sonra dedim ben artık doktora gideyim. O dönemde doktor bulmak ne mümkün yani. Doktorlar hep karantina bölgesinde. Bir de benim direkt göğüs hastalıkları. Yani böyle düşün. Velhasılı kelam. Bir tane bu devlet hastanesine, Antalya Sigorta işte Atatürk Devlet Hastanesi'ne gitmeye başladım. Orada bir doktora gitmeye başladım. İşte doktor bana, hatta öncesinde ben bir de Antalya şehir merkezinde ufak bir iş yerim vardı. Onu işte bu pandemi sebebiyle hani işler kötü gidiyor, kapanmalar, mapanmalar falan filan derken kapatmıştım. O zaman da şeye gittim, hani boş durmayayım diye silahlı güvenlik sertifikası aldım. İşte efendime söyleyeyim, o zaman da mesela işte sertifikayı verecekleri zaman bir süre seni sağlık kontrollerinden geçiriyorlar ya, baştan ayağa geçiriyorlar, ciğer filmi falan da çekiyorlar. Orada da bir şey çıkmamıştı. Neyse bu doktor da işte bakıyor. Sonra işte geçmeyince işte öksürüğüm falan. Bir yandan da iş arıyorum o süreçte. İşte neyse şey yaptım. İşte doktora gidiyorum sürekli. Doktor işte antibiyotik yazıyor. İşte filmler çekiyor falan. Temiz çıkıyor. Neyse işte en son Verem Savaş'a bile hatta gönderdi beni. Öksürüğüm geçmiyor. Sabahları da az bir şey kan geliyor böyle. Ondan sonra Verem Savaş'tan da sonuçlar temiz çıktı falan. En son aldı beni karşına. Ya Onur dedi doktor. Ya dedi sen dedi hapı yutmuşsun dedi bana falan böyle. Dedim yani ya bir doktor şimdi hastasına hapı yutmuşsun der mi ama dedi yani. Ondan sonra
Ben de diyorum içimden, zaten yutturdunuz diyorum bana kutu kutu hapları. Neyse velhasıl Kerem dedi yani ben dedi neden oldum dedi anlamadım dedi bunu dedi. Sen dedi tıp fakültesine git dedi. Neyse tıp fakültesi de uzak. Üşendim ta oraya gitmeye. Araştırma hastanesi var yine Meltem tarafında, bu Konyaaltı tarafında Meltem'de. İşte dedim oraya gideyim. Orada baktım bu sefer internetten bir tane doktor buldum. 18 yıllık bir doktor. İsmi lazım değil şimdi. Bana dedi, o da baktı etti falan filan, o da film çekti bilmem ne. Dedi ki sen dedi KOAH'sın dedi. KOAH hastalığı var ya, genelde yaşlılarda oluyor. Neyse olur, Allah'ın imtihanı, gençte de olur yani, olmayacak diye bir şey yok değil mi? Ondan sonra neyse ben KOAH tedavisini görmeye başladım. Velhasılı kelam. Sonrasında paf verdi bana, işte şeyler verdi, haplar maplar verdi. Kullanıyorum, daha kötü oluyorum. Daha kötü oluyorum yani, geçmedi. Daha kötü oldum böyle, öksürük mü öksürük falan filan böyle, ya boğazım acıyor, yanıyor. Ondan sonra işte 15 gün geçti, gittim doktor, ya dedim doktorum dedim sen bana dedim bu ilaçları verdin ama dedim yani ben dedim daha kötü oldum. Yani öksürüğüm geçeceğine dedim daha beter oldum. Neyse dedi ki sana bir PET çekelim. PET CT diye bir şey var. Böyle damardan radyasyon veriyorlar. Ondan sonra o işte o radyasyonlu bir ilaç herhalde. O işte senin vücudundaki kanserli hücrelere yapışıyor. Böyle tomografi cihazı gibi bir şey giriyorsun. Orada çekiliyorlar. Senin vücudundaki kanserli hücreler ayna gibi parlıyor. Neyse onu çektiler. Ondan sonra dedi yani sen dedi kansersin dedi. E dedim doktorum dedim sen bana kovasın dedin ya dedim. Demedim ben sana öyle bir şey dedi. Bir celallendi falan böyle. Neyse. Velhasıl kelam ben de çok üstelemedim zaten. Ama 8 ay, 8 ay beni böyle şey yaptılar. Yani oyaladılar yani. Neyse sonra onkoloğa gittim. İşte onkolojiye gittim araştırmadaki. Çok böyle muazzam bir doktora denk geldim yani. Serkan Enki diye. Şimdi ama tayini çıktı. Ordu'ya gitti. Ordu Devlet Hastanesi'ndeymiş. İşte uzman oldu yani. Uzman olunca Ordu'ya gitti. Çok muazzam bir kişiydi ya. Yani gerçekten böyle yani abi kardeş gibi ilgilendi benimle ya. O kadar şöyle tatlı dilli, esprili, efendime söyleyeyim yani ton ton da bir şeydi böyle. Neyse. Yok yakışıklı da. Benim kadar olmasa da yakışıklı falan diyormuş. Neyse ondan sonra velhasılı kelam işte dedi baktı sen dedi üçüncü evresin dedi yani olur dedi üçüncü evre dedi dedi valla dedi bunu dedi ameliyat etseyse dedi Antalya'da bir doktor edebilir dedi ama dedi o da kabul eder mi bilmiyorum riskli bir ameliyat olur çünkü dedi komple ciğerin bir bölümüne komple yayılmış yani komple o akciğerin bir bölümü komple çıkarılacak. Ondan sonra neyse doktorum verin dedim bir bakayım dedim hani belki dedim konuşunca dedim kabul eder. Neyse kendisi de arada etti uğraştı baya. İşte ben de gittim konuştum falan kabul etti o da. Dedi ki ya dedi Onur dedi sen dedi bu riski alırsan dedi ben de dedi alırım dedi doktor bana. Ona da dedim yani doktorum dedim hani bu dünya hayatı anlık dedim. Rabbim dedim bu dünya hayatındaki bedeni dedim bana emanet etti. Bu dünya hayatındaki imtihanımı da dedim bana verdi. Bugün imtihanım bitti. Dünya hayatındaki imtihanım bitti. Gel derse bana dedi. Ben kimse dedim beni tutamaz. Ama kal derse dedim kimse de beni oraya götüremez. Velhasıl dedim her şey Rabbimin izniyle olur. Ben dedim kabul ediyorum. Riski alıyorum dedim. Tamam dedi ben de alıyorum dedi. Neyse ameliyatım 8,5 saat sürdü. Elhamdülillah işte iyi geçti. Sonrasında işte kemoterapiler, memoterapiler falan filan feşmekan derken Rabbimin izniyle bu zamana kadar geldik. 2024'ün Nisan ayına kadar nefesimiz yetiyor elhamdülillah. Bu süreçte tabii ki bir de şeyi anlatayım. Yeni doktora geçtim. Çünkü doktorun tayin olunca yerine bir tane doktor koydular. Arkadaş doktorun yüzü böyle olmuştu yani. Giriyorum odaya, yüzüme bakmıyor. Selam veriyorum, nasılsınız doktorum diyorum. Hiç ses çıkartmıyor. Diyorum ki ya diyorum şuram ağrıyor diyorum. Ağrıtmasaydın diyor bana. Bak, doktora bak ya. Sonra ben hemen onu değiştirdim tabii. Hemen değiştirdim.
Armağan Bey var. Anasım Armağan Aydın. O da çok muazzam bir insan. Yani çok muhteşem bir insan. Böyle abi kardeş gibi sohbetimiz var. Çok güzel ilgileniyor. Baya yani bir hastasıyla nereden baksan bir 15-20 dakika ilgileniyor böyle yani. Ondan sonra konuşuyor, ediyor. Ne derdin varsa ona çözüm bulmaya çalışıyor. Yani öyle ki yani yolda görse sizi abi kardeş gibi muhabbet eder. Yani öyle şahsına münasır bir kişi. Evet, ben de çok memnunum. Şu anda ona gidiyorum işte. İşte 6 aydan 6 aya bir kontrollerimiz oluyor ama işte ne oldu? Şimdi elimde bir ağrı olmaya başladı. Böyle dirseğime kadar falan. Ondan sonra ben de diyorum ki ben şimdi tek başıma yatıyorum, ediyorum. Bekarım. Bu bekar olduğum için yani hala. Ondan sonra elimi dedim herhalde yatarken cam kenarındayım ya bir de camın pervazına mı vurdum ne yaptım dedim herhalde bir şey oldu. Elim ondan ağrıyor herhalde diyorum ben kendi kendime. Hiç aklıma gelmiyor. Sonra dedim ki işte bayağı bir aylarca sürdü ama bu ağrı. Dedim ki sonra bir ortopediye gideyim ben. Bir gittim. Meğerse bu orta parmağımın tam böyle kıkırdak şeyinde. Ondan sonra 7 milim tümör çıkmış. Enkodrom diye bir şeymiş bu. Enkodrom. Ondan sonracıma işte ortopedi işte gittim görüştüm falan filan kendisiyle. Dedi ya dedi doktor bu dedi iyileşmez dedi. Kemiğini zaten dedi çok inceltmiş dedi. Ya dedi kemiğin kırılacak parmak kemiğin kırılacak dedi. Öyle dedi tedavi edeceğiz dedi ameliyat edeceğiz dedi. Ya da dedi şimdi gelirsen dedi. Ben dedi ameliyatını ederim dedi. Ama dedi parmağın dedi böyle kalır dedi. Bükemezsin dedi yani. Şöyle bükemezsin dedi. Böyle kalacak orta parmağın dedi. Şimdi güler misin ağlar mısın yani? Şimdi böyle böyle de parmak gezilir gezeceğiz yani. Yapacak bir şey yok yani. Bu sağlık yani sonuç olarak değil mi? Trajikomik bir şey. Zaten ne kadar trajikomik şey varsa hepsi beni bulur. Mesela bu hastalık süresinde işte mesela bu imtihanla tanıştığımda ben bir evlilik hazırlığı yaptım bir hanım vardı. İşte bir sene biz evlilik hazırlığı yaptık işte. Artık böyle herkes ne, ha deyince evleneceğiz diye bekliyor. Çok da iyi anlaşıyorduk var ya hiçbir sorunumuz yoktu. Zaten ben gönül kırmayı, kalp kırmayı sevmeyen, korkan birisiyim ondan. Peygamber Efendimiz ne demiş? Gönül kırmak, Kabe'yi yıkmak gibidir demiş değil mi? O yüzden hep böyle olumlu yönde etkide bulunmaya çalışıyorum. Müslüman zaten hep olumlu yönde etkide bulunur. Böyle bir kişiyim. Neyse işte hiçbir sorunumuz olmuyordu. Ondan sonra velhasılı kelam. Bu tabi hastalıkla biz işte karşılaşınca, tanışınca dedi ki ben dedi hasta bir kişiyle olmak istemiyorum. Başka erkeklerle görüşmek istiyorum dedi. Şak diye beni terk ediverdi. Döndü arkasını gitti. Çok basit yani. Böyle şaşırdım kaldım. Birden döndü gitti yani. Hani şey gibi ya. Hani sigarayı bırakmak istesen bu kadar kolay bırakamazsın. Bir sene değil mi? Kullansan mesela misal diyorum yani. Bir alışkanlığın olsa bırakamazsın. Nasıl hayret ettim ya. Ondan sonra bir de hayır bunu anlatmamın sebebi şu. Trajikomik ya. Hani konuyu ondan bahsedeceğim ya. Kendisi de hemşireydi bir de. Mesleği hemşirelikti yani. Yani trajikomik olan bu yani. Hani herkesten bekliyorsun ondan beklemezsin ya. Hatta ben en başında hemşire diye şöyle düşünmüştüm. Hani böyle bir evlilik kararı tabii evlilik kararı zor alınıyor artık günümüzde. Hani da dedim ki ya hemşire dedim. Hani hasta olursan bana bakar dedim. Ne bileyim çoluğumuz çocuğumuz olunca hasta olursak hani değil mi? Daha bilinçli olur, daha iyi bakar falan diye düşünerek zaten böyle bir durum vaziyetine başlamıştım yani. Velhasıl iken ama hasta olunca bak hop herkesten önce kaçtı. Yani komik olan bu, trajikomik yani. Hani gülüyorum aslında acı bir şey de. Mesela bu işte ama yani şöyle söyleyeyim. Bu hastalığım süresince yani bu tabii kemoterapilere gidiyoruz. Onkolojide bekliyoruz falan bir sürü kardeşimle aynı dertten muzdarip aynı imtihandan muzdarip bir sürü kardeşimle tanışıyorum. Onlar da mesela yani evli barklıyken eşleri tarafından böyle bir durumla karşılaşınca terk edilmişler, aldatılmışlar. Hatta bir tanesi vücudunun bayağı bir yerine yayılmıştı yani sayısız ameliyat olmuş.
falan yatalaktı yani. Düşünün, o bile gencecik bir de kız yani. Gencecik bir kız, bir de güzeldi. İşte o bile mesela nişanlıymış. Nişanlısıyla beraber gidiyorlar doktora. Bak, doktor teşhisi koyuyor ya, diyor ki kanser falan. Kapıdan çıkar çıkmaz adam bırakmış gitmiş ya. Kapıdan çıkar çıkmaz ya, düşün artık yani. Kapıdan çıkar çıkmaz adam, ben demiş dayanamam demiş, olamam demiş böyle birisiyle demiş, çekmiş gitmiş. Ya o zaman insan var çok şaşırıyor. Diyor ki ya, diyor bu nasıl olur diyor yani. Çünkü güveniyorsun ya hani. Lan diyorsun yani, ne oldu? Çok irdeledim ben, sonucunu buldum. Buraya da koyayım. Hani bu konuyu çok irdeledim yani, neden olduğuna dair. Hani evlilik nedir, doğru eş nasıl seçilir diye bir videom var. Şöyle oraya koyayım. Oradan da naçizane. Hani eğer şey yaparsan izlersin sevgili dünya ucuz kardeşim. Yani şimdi bu durum vaziyeti tabii ki bir imtihan değil mi? Şimdi bazı kardeşlerimiz diyor yani, kanserle savaş diyor falan diyor mesela. Yani bunu bir savaş gözüyle bakmamak lazım. Yani bu bir imtihan. Şimdi Allahü Teala değil mi? İyiyi de kötüyü de Allah'ın rızasıyla bizim başımıza geliyor. Allahü Teala izin vermeden hiçbir şey olmaz. Damarımızdaki kan bile akmaz. Nefes bile almayız yani. Her şey Allah'ın. Her şey Allah'ın. Yani bu bedenimiz Allah'ın, oturduğumuz sandalye Allah'ın, karşıdaki mesela benim telefon, muzdarip olduğum telefonum, Rabbime şükür gene var en azından. Allah'ın, efendim mesela her şey, dört duvarım Allah'ın, yediğim yemek Allah'ın, hepsini Allah bize veriyor. Hastalıkları da Allah veriyor. Yani bunu böyle düşünmemiz lazım. Şimdi Allah kulunun kötü olmasını istemez. Ama imtihan eder. Çünkü dünya hayatı, ahiret yurduna biz neyiz mesela? Dünya hayatında Rabbimiz ne diyor? Her zaman Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? Mesela Ankebut suresinde 64. ayet, çok severim. Ama bir sürü bunun gibi ayet var Kur'an-ı Kerim'de. Mesela ne diyor Rabbimiz? İyi bilin ki şu dünya hayatı bir oyun ve eğlenceden ibarettir. Asıl gerçek olan hayat ahiret hayatıdır. Keşke bilselerdi diyor. Yani bunun gibi pek çok ayet var. Yani dünya hayatı bizler için ahiret yurdundaki gerçek hayatımıza intikal etmeden önce bizler için bir imtihan yeri, bir okul. Yani ahiret yurdundaki hayatımıza, değil mi? Ahiret yurdundaki hayatımıza adapte olabilmek için aslında bize bir okul burası. Yani buradaki hocalarımız, peygamberlerimiz, kitabımız Kur'an-ı Kerim. Biz burada bir imtihanlardan geçiyoruz, bir eğitimden geçiyoruz. Sonrasında ahiret yurduna gideceğiz. Orada oradaki gerçek hayatımıza başlayacağız Allah'ın izniyle. Tabii ki burada ettiğimiz eylemler, yaptığımız davranışlar ahiret yurdundaki yerimizi, ahiret yurdundaki mertebemizi belirleyecek. Velhasılı kelam burada, peki bu imtihan tabii ki başımıza geldiğinde ne yapmamız gerekiyor? Sabretmemiz, şükretmemiz gerekiyor. Rabbimiz ne diyor Bakara suresinde 153'te? Ey inananlar! Sabrederek ve namaz kılarak Allah'tan yardım dileyin. Şüphesiz ki Allah sabredenlerle beraberdir. Yine 155'te ne diyor? Andolsun ki sizdir biraz korku ve açlıkla, mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmeyle sınayacağız. Sabredenleri müjdele. Yani sabır çok önemli bir şey. Yani sabır ve şükürü Rabbimiz çok seviyor. Dünya hayatındaki imtihanlarımıza karşı. Yine ne diyor rivayete göre? Sabreden hastanın sabredişi ibadet sayılır. Hastalığa sabırla, şükürle, Allah'ın imtihanı olarak bakan bir müminin
Bir dakikası bir gün veya bir saat gibidir. Yani ne kadar önemli. Yine Peygamber Efendimizin bir söylemi var rivayete göre. Diyor ki Peygamber Efendimiz, müminin yani dünya hayatını takva ile, tevekkül ile, sabırla, şükürle, namazla idame ettiren bir müminin diyor, dünya hayatında parmağına bir diken batsa, ahiret saatinde Allah onun bir günahını siler diyor. Yani bakın ne kadar değil mi önemli bir şey yani. Allah diyor onun ahiret saatinde bir günahını siler diyor. Yani muazzam bir durum yani. Yani ne oldu mesela hastalık? Ne oldu? Bizim için hop oldu bir şükür vesilesi oldu değil mi? Bir şükür vesilesi oldu. Hastalık bizler için bir şükür vesilesine dönüştü. Değil mi? Yani dünya hayatı bizler için bir oyun, bir eğlence, böyle yalan dolan değil mi? Ama ahiret hayatı değil mi? Bizler için gerçek, ebedi, sonsuz. Oradaki yerimiz önemli olan bir mümin olarak. E ne oldu? Hop bu imtihan bizler için geçmiş günahlarımızın kefareti olması sebebiyle bizler için bir şükür vesilesine dönüşüverdi. Yani geçmiş günahların kefareti değil mi olması? Ne kadar güzel bir şey yani. Ne kadar güzel bir durum vaziyeti. İşte bu bağlamda dediğim gibi bizlerin imtihanı, dünya hayatındaki her şey bir imtihan dedik ya, bizlerin imtihanı nasıl canımızla, değil mi? Canımızla imtihan oluyoruz. Bizlerin can acısıyla da etrafımızdakiler imtihan oluyor. Yani bizlerin çektiği işte sıkıntıyla, stresle değil mi? Bizi sevenler de öyle imtihan olur. Yani dostun, düşmanını bu zamanda görürsün. Yani benim mesela kimse kalmadı etrafımda. Gerçek söylüyorum yani. Hani ya dost olarak Allah yeter elhamdülillah. Yani dost olarak Allah yeter. Bir iki tane böyle irtibat kurduğum, hala düzenli görüştüğüm kardeşim var. Onun haricinde hani diğerleri hepsi yanılsamaymış yani. Çünkü bu hastalık zamanında, zor zamanında görüyorsun bunu. Çünkü şeyken herkes yanında oluyor. İyi gününde herkes yanında oluyor. Ama kötü gününde o zaman anlıyorsun yani gerçekten. Ama dediğim gibi zaten dünya hayatındaki dosta, arkadaşa imtina etmemek lazım. Dost olarak bizler Allah yeter. Ama dünya hayatındaki dostlarımız da tabii ki bizlerin kıymetlisi, o ayrı konu. Ama gerçek dosttan bahsediyorum. Yani. Gerçek dosttan. Zor zamanında seni arayan, soran, sana Allah'ı hatırlatan. Bak. Çok güzel bir söz var. Gene bir rivayet. Peygamber Efendimizin miydi? Tam emin değilim, yalan olmasın. Bir yerden duymuştum yani. En güzel dost diyor sana Allah'ı hatırlatandır. Kimin lafı bilmiyorum ama bir yerden duymuştum yani. Şimdi yalan olmasın. Ki öyle de zaten. Velhasıl kelam. Mesela dedim ya. Hani benim mesela evlenmek üzere olduğum bir hanım vardı. Mesela işte beni hasta oldum diye bıraktı gitti. Mesela onun da imtihanı ben neydim mesela? İmtihanı kaybetti. Onun gibi ailenizdeki kişiler. Mesela ben de sorumlu bir ailede doğdum. Babam yani sorumlu bir kişi. Ve oturup iki laf edemezsin, iki lokma ekmek yiyemezsin. Mesela o da benim imtihanım. Onlar mesela hiç davranışı değişmedi adamın ya. Halen daha arızalı yani. Hiç insan değil mi? Yani çeki düzen verirken ama gençliğinde de öyleydi. O yaşlarında gitti de öyle. Öyle garip birisi yani. Neyse. Velhasılı kelam. Bu yani bu süreçte mesela ben tabii ki ciğerim çıkarıldı. Kronik sağlık sorunum var vesaire derken %80'de raporum var. Engelli raporum var. Mesela bu süreçte dernekler LÖSEV harici. LÖSEV gerçekten yani o LÖSEV'li Çocuklar Vakfı var ya, o iyi uğraşıyor yani, görüyorum onun şeylerini, hani çabalarını. Geçen hastanede de denk geldiler, bağış topluyorlardı falan. Ama diğer kanser dernekleri, engelli dernekleri falan hepsi fıs. Fıs yani. Gerçekten fıs. Aradım hepsini o zamanlar.
telefonu açmayan olduğu, bir yere yönlendiren olduğu. Ondan sonra sosyal medyalarda, ben kullanmıyorum sosyal medyalarda. Hani o zamanlar ulaşmak için falan. Hatta geçen gene engelli bilgi merkezi diye bir yer var. Adı lazım değil. Bir sosyal medyada çok böyle takip üyesi var. Dedim oraya bir yazayım dedim. Ben kullanmıyorum da sosyal medya. Sevmiyorum yani. Algı yönetimi yapan, insanları cinselliğe, eşcinselliğe yönelten, toplumları global olarak ahlak yapısını bozan yerler onlar. Hiç sevmem yani. Velhasılı kelam, ama işte hani bir bilgi almak için yazayım dedim oraya. Mesela hiç yorumum onaylanmadı falan. Aile sosyal dayanışmaya gittim. Muratpaşa'daki, dediler ki Kepez'e gitmen lazım. Arkadaş, ben Muratpaşa'da oturuyorum yani. Antalya merkez Muratpaşa mahallesinde oturuyorum. Yok dediler, sana Kepez bakıyor. Ey dedim, giden Kepez'e gittim. Ta onda hani böyle sapa bir yere koymuşlar. Orayı da buldum. Dedim böyle böyle. Dediler ki sana Muratpaşa bakıyor. Muratpaşa'ya gitmen lazım. Ben kaldım ortada ya. Hani. Ondan sonra ne bileyim işte işkura gittim, dedim bir iş bulayım. Hani tamam, benim bedensel engelim var. Sıcağa gelemiyorum, nefesim kesiliyor falan filan feşmeken. Ama dedim yani olmaz yani, çünkü SGK'ya gittim. SGK'ya sordum, hani dedim bir emeklilik bir şey olur mu? Dedi ki bana, hani emekli olursun ama dedi 1800 gün dedi primin ödenmiş olması lazım dedi. Hani benim yaşım geçti, 35'ten sonra olunabiliyormuş. Ama dedi prim ödenmesi lazım. 1800 gün. Ondan sonra arkadaş, benim çalışmam lazım bunun için. İşkur'a gittim. İşkur'a şey yaptım, söyledim, ettim. Böyle böyle engelli şeyimi oraya kaydettim. Ondan sonra İşkur'a bana kasiyer gönderiyor. İşte reyon görevlisi gönderiyor, bilmem ne gönderiyor. Ya ben nasıl yapayım onu? Yani bana böyle, efendim bir danışmada olur. Efendime söyleyeyim bir değil mi? Hani böyle devletin çağrı merkezleri olur, onunla olur mesela. Öyle o tarz şeyler olur yani. Beni klimalı yerde durmam lazım. Nefesim kesiliyor. Antalya'nın sıcağı 60 derece oluyor. Nasıl şey yapayım, değil mi? Velhasılı kelam, EKPSS'ye girdim. Belki bir memuriyet olur diye. Başarı sıralamasında ikinci oldum. Van'a kadar her yeri yazdım. Atanamadım. Yani böyle garip bir şey. Yani demek istediğim şu. Hani bu konu mesela, bu hani engelliler konusu. Onun için ayrı bir video yapacağım da Allah'ın izniyle o zaman gelince. Ama yani olmaz. Çok yanlış yani. Bu şeylerin tabii ki düzeltilmesi lazım. Bir de engelliler birbirine mesela, değil mi? Bir destek olması lazım engelli kişilerin. Değil mi? Bir birlik olması lazım. Mesela ben EKPSS'ye girdim. Arkadaş, hani yürüyemeyen insanlar vardı ya. Ben hani kendimi bıraktım, kendimi unuttum. Onların kollarına girdim, sıralarına falan oturttum ya. Kendimi unuttum yani orada onlara yardım etmekten yani. Öyle insanlar hani çalışmak istiyor, ihtiyacı var yani. Hani velhasılı kelam, hani ama hiçbir birlik yok. Nedense, bak çok garip bir şey, bunu ben fark ettim. Engelliler de birbirine sanki böyle düşman gibi ya. Hepsi birbirini böyle bir öteleme şeyinde. Mesela şey var, hemen onu da belirteyim. Neyse ya, aman bunu engelliler şeyinde anlatacağım zaten. Çok şey yapmıyorum, konu dağıldı iyice. Yani demek istediğim şey, hani sevgili dünya ünlüsü kardeşim, bunu hani bir üzüntü, bu yani yaşadığın bu imtihanı bir üzüntü vesilesi görmeyeceksin. Çünkü Müslüman üzülmez. Müslümanın üzülmesi demek, Müslümanın Allah'ı unutması demektir. İyi veya kötü, her şey Allah'ın izniyle olur. Hastalıklar da Allahü Teala'nın imtihanıdır bizlere. Bu bağlamda bunu bir sabır ve şükür vesilesi, ahiret yurdumuzu güzelleştirme vesilesi olarak görmemiz gerekiyor. Yani bunun haricinde herhangi bir şey de yapmana gerek yok. Böyle yaptığın zaman zaten Allah her daim yanımızda. Allah her daim yar ve yardımcımızdır. O ne güzel vekildir, ne güzel mevladır, ne güzel yardımcıdır, değil mi? İşte bol bol mesela şunu da söyleyeyim hemen. Ben mesela ilk duyduğum zaman
Hani annem çok üzüldü, çok ağladı işte şey yaptı. Ben annemi teselli etmeye çalıştım. Ben hiç korkmadım. Ya da hiç üzülmedim yani. Çünkü dünya hayatı dediğim gibi gelip geçici, ben hani ölümden korkmuyorum. Ben sadece tek bir şeyden korktum. Eyvah dedim ya. Şimdi dedim Allah beni alırsa, hadi gel de derse. Ya ben ya affettiremediysem geçmiş günahlarımı, nasıl çıkacağım Rabbimin huzuruna, nasıl bakacağım Rabbimin yüzüne utanmadan, sıkılmadan dedim. Yani o var çünkü. Değil mi? Ondan sonra ben dedim Rabbim dedim, yalvardım Rabbime, Rabbim dedim bana zaman ver de dedim günahlarımı affettireyim. Yani en korktuğum şey bu oldu. Ve bana Rabbim genç yaşımda namaz kılmayı nasip eyledi. Ben 6 vakit yani teheccüd de dahil 6 vakit namazımdayım elhamdülillah. Rabbim genç yaşımda zaten namaz kılma şeyini verdi bana. Nasip eyledi namaz kılmayı, değil mi? Çoğu kişi ağır gelen bir şeyi bana Rabbim genç yaşımda nasip eyledi. Ona rağmen yani ben korktum. Yani mümkün mertebe eskiden cahillik dönemimde tabii ki çok hata yaptım. Bu bağlamda dedim eyvah dedim, onları acaba dedim affettirebildim mi yani? Korktuğum şey bu oldu. Yani hepimizin aslında dünya hayatında korkması gereken şey bu olması lazım. Çünkü dünya hayatı anlık. Ne diyor Müminun suresinde Rabbimiz? Onlara sorduk. Yeryüzünde ne kadar kaldınız? Bir gün veya bir günden daha az kaldık. Yazanlara sor dediler. Aslında siz çok az kaldınız. Keşke o zaman bunun farkında olsaydınız diyor Rabbimiz. Yani dünya hayatı bir gün, bir anlık, bir kelebeğin kanatlarının ucunda. Bu bağlamda bunu bilerek her daim hayatımızı idame ettirmemiz lazım. Mesela ben ney üflemeye başladım. Bir tane alet verdiler bana, o hani ciğer açılsın, şey yapsın diye, güçlensin diye. Onları kaldırıyorsun, üflüyorsun, topları hareket ettiriyorsun falan filan. Unuttum şimdi, keşke şuraya koyaydım, burada duruyor. Ben onu hiç doğru düzgün kullanmadım. Gittim kendime bir ney aldım. Ney üflemeye başladım. Elhamdülillah muazzam iyi geldi. Yani o konuda da kendimi çok iyi, zaten ben geçmişte çok müzikle uğraşmış bir kişi olduğum için hani zorlanmadım da zaten yani hani bir müzik aleti çalmaya. Ama velhasıl kelam, onunla alakalı da videolar paylaşacağım yakın zamanlarda inşallah kanalımda. Bu arada eskici mi geliyor, fiskici mi geliyor, bir şey geliyor. Kusura bakmayın. Mikrofonum olmadığı için böyle şeyler. Hurdacıya hurdacıyamış. Hurdacıya. Bizim mahallede çok geçer, bizim mahalleden. Çok geçer. Bir tane hurdacımız var sağ olsun. Yani memur gibi. Geç gidiyor ya, geç gidiyor. Bak. Sesi de benden güzel yani. Karizmatik sesli hurdacı. Neyse velhasılı kelam. Şeyi söyleyeceğim de. Yine Rabbimizden. Şimdi Rabbimiz ne diyor Kur'an-ı Kerim'de? Ben her akşam okurum. Yeni yılın ilk günü başlarım. Yeni yıl günü. Yeni yıl gecesi başlarım. Allah'ın izniyle pek çok senedir bunu yapıyorum. Her sene yapıyorum diyeyim yani. Yeni yıl gecesini Kur'an okuyarak girerim, namaz kılarak girerim. Ondan sonra bütün yıl okurum. Şimdi Rabbimiz ne diyor Kur'an'da? Kalbinde hastalık olanlardan bahsediyor. Kalbinizde hastalık olmasın diyor. Yani kalbinizde hastalık derken normal hastalıklardan bahsetmiyorum. Yani kötülük. Kötülük olmayacak. En önemlisi bu. Rabbimiz hiç az etmez kalbi kötü olanlardan. Her zaman öyle diyor Rabbimiz. Mesela yine Enfal suresinde diyor ki Rabbimiz, Eyzübillah. O zaman münafıklar ve kalplerinde hastalık bulunanlar. Müminler hakkında kendilerini bir şey sanan şu basit adamları dinleri ne kadar da fena aldatmış diyorlardı. Halbuki kim Allah'a güvenip dayanırsa Allah onu üstün kılar. Çünkü Allah kudreti daima üstün gelen,
Her işi ve hükmü hikmetli ve sağlam olandır. Elhamdülillah. Selametle. Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz, bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız, değil mi? Diyecektim. İmza Sevinç Aksu. Lösev hayat verir.